24. sözün sonuna geliyoruz. 5. meyveyi bugün okuyacağız. Ey nefis, mükerreren söylediğimiz gibi insan şecere-i hilkatin meyvesi olduğundan, meyve gibi en uzak ve en cami ve umuma bakar ve umumun cihetül vahdetini içinde saklar bir kalp çekirdeğini taşıyan ve yüzü kesrete, fenaya, dünyaya bakan bir mahluktur. Ubudiyet ise onun yüzünü fenadan bekaya, halktan hakka, kesretten vahdete, müntehadan mebde'e çeviren bir hayt-ı vuslat yahut mebde ve münteha ortasında bir noktayı ittisaldır. Bu özet bir paragraf. 24. sözün de özeti sayılabilir. Risale-i Nur'da insanla alakalı yapılmış çok kapsamlı tanımlar var. Belki o tanımların da bir özeti olabilir yani. İnsan nedir? İnsanın konumu nedir? Onu ifade eden bir özet bir paragraf. Yine üstadımız nefsine hitap ediyor. Ey nefis diyerek. Mükerreren söylediğimiz gibi. Demek ki bir tekrar var yani, bu daha farklı yerlerde de söylenmiş. İnsan şecere-i hilkatin meyvesi olduğundan. Şecere-i hilkat yaratılış ağacı. Yani yaratılışı bir ağaç gibi kabul edecek olursak, kainata bir ağaç diyecek olursak, bu ağacın meyvesi insan olmuş oluyor. Yaratılış ağacının meyvesi insandır. Meyvesi olduğundan meyve gibi en uzak. Şimdi ağacın meyvesi en uzaktır. Yani köke, çekirdek ve tohumlar cihetiyle bakılırsa ağacın grafiğindeki en son yer meyvedir. İnsan da kainat ağacının en son, en uzak. Yani mebde'den, başlangıçtan en uzak yeri. Yani kainat sahnesine en son çıkan varlıktır. Kainatın yaratılması, dünyanın oluşması, ardından insanın sahneye çıkması, ahir zaman varlığıdır insan. Kainatın da sonunun bir varlığıdır, son gelen bir varlıktır. Dolayısıyla kainatın ağacından en uzak, grafik olarak en uzak varlık insan. Hem mekan bakımından hem zaman bakımından meyve ağacın en uzak köşesidir. İnsan da zaman boyutuyla en son gelmiştir. En son gelmiş ve kainatı adeta süslemiştir. Kainatı tamamlamıştır. Kainattaki en büyük boşluk olan bir mevzuyu tamamlamıştır. Dolayısıyla en uzak meyve ve en cami meyve. En cami, en kapsamlı. Yani kainatta ne varsa insanda onun bir parçası var, bir müze gibi. Bitkisel bir boyutu var insanın, hayvansal bir boyutu var. Bir takım yapıları, kainattaki çok büyük yapılara bakıyor. Melekleri tutan bir yanı var, adeta meleksi bir yanı var, şeytanımsı bir yanı var insanın bir taraftan. Dolayısıyla hem fizik aleme bakan hem metafizik aleme bakan bir tarafı var. Yani kainattaki kodların adeta en kapsamlısı. Yani kainattan bir şey alalım da kainatın tamamına adeta denk gelebilecek bir varlık bulalım desek yine insanı buluruz. Ve umuma bakar. İnsan umuma bakıyormuş, kainatın her tarafına bakıyor. Bakıyor derken her tarafla ilgisi var ve ilişkisi var manasında okuyabiliriz. İnsanın her şeye ihtiyacı olması hasebiyle kainattaki bütün her şeyle ilişki içerisine girmiş. Yani insanın bedeniyle alakası olduğu gibi memleketiyle alakası da var, ülkesiyle bir ilişkisi de var. Bütün dünyayla alakamız da var. Yani vazifemiz o geniş dairelerde az olmakla birlikte orayla bir ilişkimiz de var. Kainattaki büyük meselelerle bir ilişkimiz de var yani. Dolayısıyla insan aczi ve fakrıyla, muhtaçlığıyla, ihtiyacı cihetiyle, hayalleri cihetiyle, kainatın her tarafıyla ilişki kuran bir varlık. Demek ki bu öyle bir meyve ki, insan meyvesi kainatın umumuna bakıyor. Umum her tarafına ve ilişkili bir tarafı var insanın. Ve umumun cihetül vahdetini içinde saklar bir kalp çekirdeği. Yani kainatta Esma-i İlahiye yansıyor. Esma-i İlahiye'nin tecelligahı kainat. Acaba Esma-i İlahiye hangi güzellikte kainata yansıyor diye düşünecek olursak, bütün kainatı görecek bir göz lazım ki o güzelliği görebilelim. Fakat böyle bir göz mevcut olmadığı için bir prototip, bir özet, bir varlık söz konusudur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün Esma-i İlahiye'nin kainata nasıl bir güzellikle yansıdığının bir temsili olarak bir insanda da yansımıştır. Esma-i İlahiye azam mertebede yansımıştır. Dolayısıyla kainatın tamamının bütünlüğünü içinde tutan bir varlık. Yani onun belki insanın kalbi arştan haber veriyor, hafızası levh-i mahfuzdan haber veriyor, gözü görüntüler aleminin temsilcisi, kulağı sesler aleminin temsilcisi olmak bakımından bütün kainatı birleyecek olsak, dürüp bükecek olsak onu insan haline getirmiş oluruz. Kainat burada büyütülmüş bir insan, insan da küçültülmüş bir kainat olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle tabii insanın kalbi. Bir kalp çekirdeğini taşıyan
Yani kalp alemlerin haritasıdır diyordu ya Üstad Hazretleri bir yerde. Yani kalp bir harita. Nasıl harita bir memleketin özet halini tamamen gösteriyorsa, kalp de bütün alemlerin bir özeti, bir haritası durumunda. Ve yüzü kesrete, fenaya, dünyaya bakan bir mahluktur. Yani böyle bir meyve, ağaçtaki bir böyle bir meyve, yüzü var, döndüğü taraf kesret, esbab alemi, sebepler alemi, fani dünya, fanilik içerisine doğmuş ve ilgi ve alakaları bu geçici dünyaya yönelmiş bir mahluk olarak karşımıza çıkıyor. Ubudiyet ise onun yüzünü fenadan bekaya, halktan hakka, kesretten vahdete, müntehadan mebdeye çeviren bir hayt-ı vuslat. İnsanın yüzü fenaya dönük. Normal insan doğar doğmazdan fıtratı üzerine doğar ama yaşamın içerisinde yüzü fenaya dönük. Bir özel irade gerekiyor ki fenadan bekaya dönsün. Fani olandan baki olana dönmek, fani olanı sevmekten baki olanı sevmek, fani olandan korkmaktan baki olanı korkmaya çevirmek için irade bir çalışma gerekiyor. Bu irade çalışmaya biz ubudiyet diyoruz. Yani kulluk bu işi yapıyor. Yani fani sevgiliden baki sevgiliye insanın yüzünü döndüren. Halktan hakka. Halk burada yine yaratılmışlar manasında. İnsanın yüzü yaratılmışlara dönük, yaratıcıya dönük değil. Yani kendimizi serbest bıraktığımız anda şeytanın ve nefsi emmarenin telkiniyle, dünya perestlerin telkiniyle yüzümüz hemen halka dönüyor. Yaratılmışlara odaklı bir taraf içinde sahaya giriyoruz. Maça zaten böyle başlıyoruz. Bu günümüz dünyası itibariyle. Ama bu yüz nasıl hakka dönecek? Yaratılmışlardan yaratana nasıl dönecek? Bunu döndüren kavram ubudiyet. Ubudiyet bu yüzden gelmiş. İnsanın yüzünü yaratılmışlardan yaratıcıya çevirmek için gelmiş. Biz yaratılmışlara bakıyoruz. Onlara dalıyoruz. Onlarla meşgul oluyoruz. Ama namaz vakti girdiğinde gözümüzü bu sefer yaratılandan yaratana çevirme operasyonu yapmış oluyoruz. İbadetlerle, ubudiyetle bunu yapmış oluyoruz. Kesretten vahdete, kesret çokluk, kainat, esbab bu kavramlar insanın zihnini, kalbini dağıtıyor, fikirlerini dağıtıyor, konsantrasyon ve odağını dağıtıyor. O kadar çok şey var ki. O yüzden kesret demişler. Bu kesret vahdete mani olduğu için vahdet meslekleri ortaya çıkmış. Muhyiddin İbn Arabi kesretin ilahi huzura mani olmaması için hepsini iptal etmiş. Hayaldir demiş, gerçek değildir demiş. Bir vahdetel vücut yolu ortaya koymuş. İmam Rabbani Hazretleri hayaldir demeyi bir risk bulmuş. Çünkü Esma-i İlahiye'nin bir hakikati olmalı. Kainata hayal deyince Esma-i İlahiye de hayal olacağından dolayı olmaması bakımından kainatın bir gerçekliği vardır demiş ama biz onu nisyan hapsine hapsediyoruz. Unutarak, onu unutarak Cenab-ı Hakk'ın huzurumuzu aramıza girmemesi için kesreti biz yok sayıyoruz demiş. Fakat Üstad Hazretleri de her şeyde Allah'a giden bir yol vardır diyerek kesretten vahdete çok kestirme bir yol buluyor Risale-i Nur mesleği itibariyle. Ama kesretten vahdete dönmenin yolu nedir? Ubudiyettir. Ubudiyet bu yüzden var. Ubudiyetle yüzümüzü kesretten vahdete çeviriyor. Müntehadan mebde'e. Yani müntehadan mebde'e sondan başlangıca gibi bir meal verilebilir ama burada kasıt manayı ismiden manayı harfiye. Yani biz ilk bakışta kainata manayı ismiyle bakan bir Allah'ı unutarak eşyaya dalan bir yanımız var. Bu ubudiyet bizi manayı ismiden manayı harfiye götürüyor. Kulluk müntehadan mebde'e insanın yüzünü çeviren bir hayt-ı vuslat yahut mebde ve münteha ortasında bir noktayı ittisal. Yani burada yine manayı ismiyle manayı harfi arasında diyebiliriz. Kulla Rabbi arasında diyebiliriz. Kainatla ilahi isimler arasında diyebiliriz. Bağlantı noktası. Yani kul Allah'a neyle bağlanır? Ubudiyetle bağlanır. Kainata bakarken Allah'la nasıl bağlantı kurar? Ubudiyet üzerinden kurar. Yani bir bağlantı noktası diyebiliriz. Ubudiyet bir bağlama işi. Connect yapıyor aslında. Neyi connect ediyor? Burada mebde ve müntehayı. Görünen kainatla onun kökenleri olan ilahi isimler arasındaki bağlantıyı bize kurduruyor. Nasıl ki tohum, tohum olacak kıymetdar bir meyve-i zişur, tohum olacak kıymetdar bir meyve-i zişur. Şimdi bir meyve hayal edeceğiz. Aklı başında bir elma düşünmek durumundayız burada. Ağaçta bir meyve var da, şuurlu bir meyve. Yani şu andaki meyvelerin şuuru yok. Fakat şuurlu bir meyve hayal edeceğiz. Ağacın altındaki zihruhlara baksa, ağacın altında da demek ki ruh sahipleri var. Yani elma şuurlu, ağacın altında da insan yatıyor, insan bekliyor. Yani ruh sahibi birisi bekliyor. Güzelliğine güvense, kendini onların ellerine atsa veya gaflet edip düşse. Şimdi meyve neden düşer? Şuurlu ise şayet kendini o ruh sahibi insana yedirmek için. Kendi güzelliğine güveniyor. Ben toprağa düşmeyeyim de şu adamın ağzına düşeyim şeklinde bir fikirle ortaya çıkıyor. Ya irade olarak atsa veya gaflet edip düşse. Veya o zihruhu çok hedeflemiyor ama dalgınlıktan yani adamın ağzına düşse, bir insanın ağzına düşse ne olacak? Onların ellerine düşecek, parçalanacak,
Adi bir tek meyve gibi zayi olacak. Şimdi buradaki meyve tabii ki insan. Üstad Hazretleri bize çiftçilik, tarım, hayvancılık nasıl yapılır dersleri vermiyor. Burada verdiği ders bu meyve biziz. Biz düşmek üzereyiz. Kimin ağzına düşeceğiz? Dünya perestlerin, zevk perestlerin ağzına mı düşeceğiz? Yoksa hak yolunda giden insanların ortamına mı düşeceğiz? Kulluk yoluna mı düşeceğiz? Enaniyet yoluna mı düşeceğiz? Şimdi burada bir atma ve düşme ayrımı var. Yani Üstad Hazretleri diyor ki, kimisi atlar. Dünyanın hazlarına atlar, keyiflerine atlar. Böyle dünya perest bir yaşamın içerisine irade olarak, planlı bir şekilde kendini atar. Ne olur? Çürür gider. İnsaniyeti çok kıymetsiz bir meyve olmak hasebiyle bir insanın midesine düşen bir meyve kadar bir değeri olur. Bazıları da atlamaz. Yani bu haz perestliğe, zevk perestliğe, dünya perestliğe atlamaz ama gaflet edip düşse, yani gayri iradi, bazı insanlar da orada bulurlar kendilerini. Bir bakarlar işte çevresel koşullar, arkadaşlık hataları, hiç istemediği halde kendini bohem bir hayatın içerisinde bulabilir. Bu iki durumda da ne oluyor arkadaşlar? Onların ellerine düşecek. Yani bu dünya perestlerin ellerine düşecek. O insanların ortamlarına düşecek, onların keyif atmosferlerine düşecek, onların çevresel güçlü etkileri altında kendi ruhunu boğacak atmosferlere doğru sürüklenecek. Adi bir tek meyve gibi zayi olacak. Yani bu insan öldüğü zaman ne olacak? Kendi hakikatini ifade edemeden, kendi yeteneklerini ortaya koyamadan, bir daha geri dönmemek üzere, bütün değer ve kıymetleri adeta o cesetler olarak görünen bir durumda zayi olup gidecekler. Dünyada birçok insan böyle zayi oluyor. Bazen gaflet ederek, bazen de kendi planlarıyla oraya atan insanlar bir şekilde zayi olup gidiyorlar. Cenab-ı Hak bizi zayi olmaktan muhafaza eylesin. Eğer o meyve noktayı istinadını bulsa, içindeki çekirdek bütün ağacın cihetül vahdetini tutmakla beraber ağacın bekasına ve hakikatinin devamına vasıta olacağını düşünebilse, o vakit o tek meyve içinde bir tek çekirdek bir hakikati külliye-i daimeye bir ömrü baki içinde mazhar oluyor. Yani şuurlu bir meyve, ziruhların ağzına düşmeyeyim de ben toprağa düşeyim. Çünkü toprak benim yeşerme alanım derse, o çekirdek de bir ağaç olur, o ağacın da meyveleri olur, o meyveleri olan ağaçların da çekirdekleri düşer, onlar da yeniden birer ağaç olur. Bir ömrü daimi, bir dairesel döngü içerisinde yüz binlerce ağaç ve meyveye dönüşen bir tarafı olur. Yeter ki o ziruhun ağzına düşmesin, ellerine düşmesin, parçalanmasın, yanlış yere düşmesin, kendi iradesiyle yanlış ortama düşmesin veya gayri irade o ortama sürüklenmesin. Yeter ki toprağa düşsün, özel bir işlem yapmasına gerek yok. Bizim düşeceğimiz toprak ne toprağıydı? Birkaç bölüm geride okuduğumuz üzere ibadet toprağı ve İslamiyet suyu, iman ışığı diyordu. Yani iman, İslam ve ibadet ortamına kendi varlığımızı teslim ettiğimiz andan itibaren biz de bir ömrü baki içerisinde bir hakikati daime sürecine girerek ebediyete uzanan bir noktada kendimizi ifade etmiş oluyoruz, kendimizi gerçekleştirmiş oluyoruz. Ama fanilerin kucağına, dünya perestlerin kucağına düştüğümüz andan itibaren hakikatimiz, hakikatini ifade edemeden, yeşeremeden, ağaç olamadan, yeniden meyve veremeden bir yokluğa doğru sürükleniyoruz. Öyle de insan eğer kesrete dalıp, kainat içinde boğulup, dünyanın muhabbetiyle sersem olarak fanilerin tebessümlerine aldansa, onların kucaklarına atılsa elbette nihayetsiz bir hasarete düşer. Hataları sayıyor insan, kesrete dalarsa, kesrete dalmak yani dünyada bir sürü insan var, iş var, meşgale var. Bu kesret içerisine insanın kalbi ve fikirleri daldığı zaman odağını kaybetmiş oluyor. Oradan Allah'a giden yollar bulamadığı zaman, o akışa kendini teslim ettiği zaman kesretin içerisinde boğulma tehlikesi var. Kainat içinde boğulup, dünyanın muhabbetiyle sersem olarak, fanilerin tebessümlerine aldansa, onların kucaklarına atılsa, elbette nihayetsiz bir hasarete düşer. Tabi buradaki fanilerin tebessümlerine aldanıp onların kucaklarına düşmek sanki bir haram ve bir yasak sevgi, yasak aşk pozisyonunda bir cümleymiş gibi geliyor. Hayır, burada helal sevgiler de buna dahil. Yani bir çocuk sevgisi, eş sevgisi, anne baba sevgisi de buna dahil olmak üzere. İnsan onların tebessümlerine aldansa, dünyayı oradan ibaret görse, onlara kapılıp gitse, kalbindeki en zirve yeri onlara vermeye başlarsa yine aynı hata olmuş olur. Nihayetsiz bir hasarete düşer. Kalbimizin kontrolüyle alakalı onun da bir sınırları olması gerektiğini, yani nasıl gözün sınırları var, her şeye bakamıyoruz.
kulağın sınırları var, her şeyi dinleyemiyoruz. Arada gıybet gibi şeyler çünkü gelebiliyor yani. Nasıl dilin sınırları var, her şeyi konuşamıyoruz. Aynı şekilde kalbin de sınırları var. Her şeyi sevemiyoruz, bir. İkincisi her şeyi istediğimiz kadar sevemiyoruz. Bunun da bir takım limitleri var. Hem fena, hem fani, hem ademe düşer. Fena kötü olur, deforme olmuş olur. Hem fani olur, yani baki bir insan faniye çevirmiş olur amellerini. Halbuki bizim vazifemiz fani amelleri bakiye çevirmek. Bu tür bir insan fani amelleri, baki amelleri faniye çevirmiş olur. Hem ademe düşer. Manayı harfiyle olmadığı için o sevgiler, manayı ismiyle her şeyin adem olduğunu bir başka risalede izah ediyordu zaten. Hem manen kendini idam eder. Manevi idam. Yani buna manevi intihar da diyebiliriz. Madden intihar eden insanları görüyoruz. Hayatları kararmış oluyor, bitmiş oluyor. Etrafını da perişan etmiş oluyorlar. Bir de manevi intihar eden insanlar var. Bütün latifeleriyle, potansiyelleriyle ahireti peyleyecek şekilde yaratılmış ve dünyaya gönderilmiş. Bütün o değerli latifelerini, işte hırsını, endişesini, kararlılığını, bunu hepsi ahiret için kullanılması gereken bu büyük yapılarını dünyaya sarf etmiş. Onların her bir latifeye bir intihar sayılır. Baki alemi kazandıracak bir latifenin fani alemde tüketilmiş olması o latifenin intiharıdır, idamıdır, yok edilmesidir. Eğer lisan-ı Kur'an'dan kalp kulağıyla iman derslerini işitip başını kaldırsa, bu kadar problemli bir atmosferin çözümünü acaba Üstad Hazretleri nasıl söyleyecek diye düşünürken, lisan-ı Kur'an'dan kalp kulağıyla iman derslerini işitmek. Bu işin çözümü ders dinlemek, iman derslerini dinlemek. Kalp kulağıyla iman derslerini işitip başını kaldırsa, demek ki iman derslerini işitip başını kaldırmayanlar da olabiliyor. Kulağından girip bir kulağından çıkan. Ders dinlemek de bazen yetmiyor. Başını kaldırsa, vahdete müteveccih olsa, ubudiyetin miracıyla arş-ı kemalata çıkabilir. İnsan başı önde bir varlık. Faniye bakan, kesrete bakan, yaratılmışlara bakan, dünya perestliğe ve zevk perestliğe bakan bir ortamın içerisinde konulmuş. İnsanın başını kaldırması için iman derslerini işitmesi gerekiyor. Bununla kalmıyor, vahdete müteveccih olması gerekiyor. Ubudiyetin miracıyla kendisine, kendi arş-ı kemalatına, yani her insanın kendisine özel bir arş-ı kemalatı vardır. İnsan ibadetlerle kendi arş-ı kemalatına çıkabilir. Baki bir insan olur. Yani iman derslerini dinler, ibadetlerini yapar ve baki bir insan olur. Ey nefsim, madem hakikat böyledir ve madem milleti İbrahimiyedensin, İbrahimvari la uhibbul afilin de ve mahbubu hakikiye yüzünü çevir ve benim gibi şöyle ağla. Şimdi burada Hazreti İbrahim gündeme geldi. Ben batıp gidenleri sevmem mevzu vardı. Müfessirler burada ikiye ayrılıyorlar. Yani Hazreti İbrahim işte güneşi gördü, ayı gördü. Herhalde yani Rabbimiz budur dedi. Ardından da batınca o benim Rabbim batan bir şey olamaz dedi diye anlatılıyor. Müfessirlerin bir kısmı hiçbir peygamber böyle yani önceden bir sahte bir ilah bulup sonra fikrini değiştirmez. Yani gerçekten o kadar da yanılmaz yani. Önce güneşi Rab zannedip de sonra yanılma o kadar da olmaz. O halka ders vermek için adeta onların diliyle konuşmuş oldu. Yani bu hatayı kendi yapmadı mı? Onlar anlasınlar diye o cümleleri öyle kullandı diyen müfessirler olmuş. Dolayısıyla sağlıklı yorum da bence bu. Yani Hazreti İbrahim bir güneşe ilah diyecek bir insan olarak karşımızda değil. Burada millet İbrahimiyedensin. Tabi millet kelimesi Kur'an'da din anlamında kullanılıyor. Madem İbrahim'in dinindensin, o zaman İbrahim gibi uhubbul afilin, batıp gidenleri sevmem. Bize göre batıp gidenler işte güzellikler. Güzelliğe bel bağlamamalıyız, gidiyor yani. Zenginliğe bel bağlamamalıyız, gidiyor. Sağlığımıza, gençliğimize bel bağlamamalıyız, elimizden gidiyor. Bunlar hep batıp gidenler. Şimdi Üstad Hazretleri o güneş ve ay yerine yap tefsir biraz da bu. Sebep meftun olduğumuz o kesret, o yaratılmışlar alemi, o zevk ortamları bunların hepsi batıp gidiyor. Yani. Herkes yaşlanıyor. Bir daha versen bile o zevkleri işleyemeyecek hale herkes geliyor zaten. Bırakın o zevkleri, normal bir yemek yeme içme seviyesini bile herkes kaybediyor en sonunda. Dolayısıyla bunlara bel bağlanmaz. Yani bu Risale'den birkaç bölüm önce muhabbetini kainata dağıtma, onu sahibine ver diyordu. Muhabbetini nefsine sarf etme diyordu. Nefsine, kendi nefsine. Onu da yine sen suistimal etmişsin. Onu doğru yere çevir diyordu. Korku duygusunu da yaratılmışlardan çevir. Çünkü korku belalı bir eziyettir yani. Bir musibettir olduğunu ifade ediyordu. Burada da bu cümleyle yine onları hatırlattı. Mahbubu bakiye yüzünü çevir. Yani bir sevgiliye yüzünü çevirme. Mahbubu bakiye yüzünü çevir. Yani fani sevgiliye yüzünü çevirme. Baki olan sevgiliye yüzünü çevir. Dolayısıyla Üstad Hazretleri son meyvenin son satırlarında da yine aynı hatırlatmaları yaptı. İnsan kalbini fani masivaya, kesrete, bizim gibi gidecek insanlara o duygusunu, o özel duygusunu o şekilde kaptırmamalı.
Hazreti İbrahim gibi olmalı. Her şey batıp gidiyorsa biz batıp gitmeyen birine gönül vermeliyiz. Başkalarına da gönül veriyorsak o gönül verdiğimiz o büyük zattan ötürü gönül vermeliyiz şeklinde yine bir sevgi dersi, sevgi ayarı dersiyle 5. meyveyi de tamamlamış oldum.